Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir Galatasaray üzerine sohbet gerçekleştireceğim. Umarım keyifli, faydalı ve tartışabileceğimiz, üzerine fikir teatisinde bulunabileceğimiz bir sohbet olur. Yayını beğenip kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Her zaman abonelik desteğinizi bekliyorum. Özellikle abone olurken zil sesine de dokunalım arkadaşlar. Ki video yüklediğimde veya canlı yayına geçtiğimde sizlere mesaj gelsin. Bunun için bildirim sesinizi açmanızı rica ediyorum. Şimdi arkadaşlar, pozisyon pozisyon konuşacağım ve Galatasaray yönetimine en son pozisyonları değerlendirdikten sonra Galatasaray yönetimin transferle ilgili çalışmalarını kendi açımdan yorumlayacağım. Şimdi kaleci sorunu kalmadı. Artık Fatih Öztürk hamlesi geldi. Ben de dahil olmak üzere Galatasaray taraftarının %80'i, %90'ı bu hamleyi pek beğenmediler. Ama tabii ki de anlaşma gerçekleşti. Okan Koçuk'la beraber Muslera dönene kadar Fatih Öztürk kaleyi idare edecek. Umarım Muslera ligin ilk yarısını oynamayacak diye düşünüyorum. Umarım o bölümde Galatasaray'a problem, sıkıntı yaşatmazlar. Aksi takdirde kalede yaşanacak zaaflardan Galatasaray şampiyonluğa havlu da atabilir. Bunu söyleyelim. Bakalım neler olacak ama ben çok güvenmiyorum. Fatih Öztürk'ü çok başarılı bulmuyorum. Tamam, ekstra birçok karşılaşması oldu ama kolay gol yediğini ve saha içerisinde bir takım yanlış agresif tavırlar içerisinde olabildiğini biliyoruz. Bekleyip göreceğiz. Şimdilik benim beklentimi karşılamayan bir transfer oldu diye söyleyebilirim. Benim isteğim Seviç, Lung, Beto, Volkan Babacan bu isimlerden bir tanesinin olmasıydı ama olmadı maalesef. Sol bek için çalışmalar devam ediyor. Umut Meraş'ın menajeriyle görüşüldü. Lehar takımıyla görüşülüyor. Fakat burada tabii o istenen bonservis bedeli Galatasaray'ın beklediği, umduğu seviyeye çekilmiş değil. Bu bağlamda bu transfer ya biraz zaman alacak ya da eğer hiç indirim yapmazlarsa çözülemeyecek ve Galatasaray farklı bir alternatife doğru yönelecek. Galatasaray özellikle orta saha transferini bitirdikten sonra, oraya yapacağı hamleleri tamamladıktan sonra bence sol beke daha fazla konsantre olacak. Sol bek transferi için çalışmalarını yoğunlaştıracak. Belki bir yabancı sol bekte gelebilir. Eğer yerli isim bulunamazsa, Umut Meraş bitmezse ben Galatasaray'ın yabancı bir sol bek arayışına gireceğini düşünüyorum. Evet, Saracchi var. Ama Saracchi güven vermiyor. Süleyman çok genç, fırsat bulacak. İnşallah o fırsatları iyi değerlendirir. Ama Süper Lig için bir soru işareti. Yerli de sol bek bulamıyorsanız ne yapacaksınız? Yabancı isimleri önereceksiniz. Yabancılara Galatasaray yönelebilir. Stoper'de şu an için Galatasaray hazır durumda. Marka, Luyendama, Donk da kaldı. Donk çok önemli, çok kritik bir oyuncu. Donk da kaldı. Oraya işte Ahmet Çalık, Emin Bayram, Işık Kaan Arslan da var. Bunlardan bir tanesi. Özellikle Işık Kaan Arslan'ın da ben gelecek sezonda stoper rotasyonu içerisinde olacağını düşünüyorum. Galatasaray şu an tamam. Ama seneye Donk'la yollar ayrılacak. Bir yıllık sözleşme imzalandı yanlış hatırlamıyorsam. Marka Lüyendama bir tanesi satılabilir. Galatasaray mutlaka yerli bir stoper hamlesi yapmak istiyor. O da büyük ihtimal Fatih Karagümrük'le sözleşmesi biten Fatih Kuruçuk olacak. Kuruçuk Galatasaray istiyor. Bu sezon alamayacak gibi gözüküyor ama seneye bonservissiz bir şekilde Galatasaray'a gelebilir. Veya Fatih Karagümrük Galatasaray'ın 1 milyon euroluk teklifini kabul ederse bu sezonda rotasyona dahil olabilir. Ama stoper hazır. Galatasaray'ın şu an en iyi olduğu pozisyon bence stoper. Defansif orta saha. Seri Lemina biliyorsunuz geçen sezon çok iyi oynadıkları maçlar oldu. Başarısız performansları oldu. İstikrarsız oynadılar. Galatasaray buraya oyuncu bakıyor ve çok fazla isim yazıldı. Yani ben bir toparladım şöyle ismi. En son Doucouré ismi yazıldı. Kouyaté çok konuşuldu dönem dönem. Bellegarde, Strasbourg'dan Bellegarde, Fatih Terim'in çok istediğini biliyoruz. Leicester'dan Mendy. Yine Leitner, Maurice Leitner. Norwich takımından yazıldı, çizildi. Açıkçası en son Yakup Moder ismi ortaya çıktı. Polonyalı genç futbolcu. Burada çok fazla isim var. Ama Galatasaray sanırım buradaki maliyetleri gördükten sonra Seri ve Lemina ile devam etme kararı almış gibi gözüküyor. Lemina %15'lik bir indirimi kabul etmiş.
%15'lik indirim de ciddi bir indirim oluyor Galatasaray açısından. Kulübü de yine Lemina ile ilgili kiralama bedelini bir miktar düşürebilirse, Lemina da kendisine bakarsa, çünkü düzenli sakatlanan bir futbolcudan bahsediyoruz. Galatasaray ondan katkı alabilir. Lemina'daki sorun neydi arkadaşlar? Lemina kötü bir futbolcu değil. Lemina aksine bence Felipe Melo efekti yapan nadir oyunculardan biri. Fakat sıkıntısı şu arkadaşlar Lemina'nın. Çok iyi oynuyor bir maçı ama bir maç sonra bakıyorsunuz sakatlanmış ve 3 maç kaçırmış. Veya maç içerisinde sakatlanabiliyor. Birçok karşılaşmayı tamamlayamadı. Sakatlanıp çıkmak zorunda kaldı. Bununla ilgili olarak müzmin sakat yorumları yapabilir miyiz? Bence yapabiliriz. Yani ha, bu gelecek sezon değişebilir mi? Değişebilir. Oyuncunun kendisine bakmasıyla da ilgili bir miktar bu. Ve Lemina kendisine çok iyi bakan bir futbolcu değil. Eğer bunu çözebilirse, istikrarlı oynayan, çok fazla maç kaçırmayan bir Lemina Galatasaray'ın orta sahasına seviye atlatır. Bekleyip göreceğiz. Lemina'nın indirimi kabul etmesi Lemina'yı cazip bir noktaya getirdi ama Fatih Terim'in en başından beri oraya Seri'nin yanına Belegard'ı koymak istediğini ben biliyorum. Seri kalacak gibi duruyor. Belegard çok iyi olurdu arkadaşlar. İbrahim Amadou'yu çok açıkçası beğenmiyorum. Moritz Leitner iyi bir futbolcu. Alman disiplinine sahip bir futbolcu. O olabilirdi. Ama Yakup Moder. O da box to box. Yani hem Galatasaray ceza sahasının önünde etkili hem rakip ceza sahasında. Oyunun iki tarafında da var olabilen bir futbolcu. O da listedeydi. Bunların içerisinden bir açıkçası Galatasaray transfer yapacak bir tercihte bulunacak veya bambaşka bir isim son anda önerilecek. Kouyaté'yi unutmayalım. Doucouré'yi unutmayalım. Bambaşka bir isim çıkacak belki. Son dakika fırsatı çıkacak. O devreye girecek ama Galatasaray oraya da mutlaka Seri ve Lemina ile devam ederse eyvallah ama devam etmezse mutlaka takviye yapacak. Ve yabancı takviyesi yapacak. Kanatlara geçelim. Kanatlarda ben Galatasaray'ın kanat transferini en sonuna bırakacağını ve en sonunda bitireceğini düşünüyorum. Neden en sonunda bırakacak? Çünkü Galatasaray'ın A planı her zaman Onyekuru'ydu arkadaşlar. En başından beri Mart ayında pandemi başladı. Galatasaray her şeyi Onyekuru üzerine planlayacak. Onyekuru'yu tutmak, Onyekuru'yla devam etmek üzerine planlayacak dedim. Bugün artık Ağustos'tayız. Ağustos'un ortasındayız. Ve ben yine de söylüyorum. Galatasaray'ın planı mutlaka ve mutlaka Onyekuru'yu transfer etmek. Bunun için de sabırlı olması gerekiyor. Galatasaray bekleyecektir. Ben 15-20 gün kanat transferinin bekleyeceğini, Galatasaray'ın bu konuda çalışmalar yapacağını ama sonlandırmak için Onyekuru'dan emin olmak istediğini biliyorum. Onyekuru tamamen yattığında ise alternatif isimlere yönelecek. Kim bu isimler? Bir tanesi Kamil Jozwiak. Galatasaray 2 milyon euro teklif yaptı. Fiyat yükseltmesi lazım. Diğeri Ejuke. Çok ciddi bir bonservisi var. Ben çok mümkün görmüyorum. Monaco'daki Moussa'nın birazcık ön plana çıktığını, Onyekuru'nun da önüne geçtiğini, Monaco'nun onu kadroda tutacağı yönünde haberler var. İnşallah doğrudur. Moussa da Galatasaray'a kiralanabilir ama her zaman Galatasaray'ın birinci tercihi az önce de söylediğim gibi Onyekuru'yu takımda tutmaktı. O yüzden Moussa ön plana çıkar. Onyekuru biraz daha kadro dışında kalırsa bu Galatasaray'ın transfer etme, kiralık veya bonservisiyle transfer etme şansını yukarıya çekecektir, arttıracaktır. Alternatif isimlerden biri yine o Moussa, Yakup Moder, düzeltiyorum. Kamil Jozwiek, Yakup orta saha içinde. Kamil Jozwiek, Ejike, Endao ve Samuel Kalou. En çok ön planda olan isimler. Onyekuru olmazsa Ejike'yi isterim. Her zaman söyledim. Ejike olmuyorsa Kamil Jozwiak benim için ideal bir futbolcu. Kamil Jozwiak'ı da çok beğendim. Ama onun sonrasında işte Samuel Kalou, Moussa gibi isimler var. Onları da birazcık Onyekuru'yla kıyasladığımda vasat görüyorum. Endao ismi de var. Endao biliyorsunuz Fatih Karagümrük takımında kanatlarda oynadı. Özellikle de sağ kanatta oynayan ama iki kanadı da kullanabilen pırpır bir futbolcu. Özgür Sancar onu Mane'ye benzetiyor. Fatih Hoca'nın onu çok istediğinden de bahsetti. Beraber yaptığımız yayınlarda. Endao'nun da listede olduğunu bilelim. Onyekuru sonuçlanmazsa bu isimlerden bir tanesi biter diye düşünüyorum. 10 numara pozisyonu Mensah transferi gelseydi arkadaşlar Galatasaray 10 numara
sıkıntısını çözmüş olacaktı ki bu minvalde Belhanda ve Feghouli'ye de teklifler geldiğini, bu ikinci oyunun, bu iki oyuncunun da satışının söz konusu olabileceğini sizlere belirtmek isterim. Galatasaray 10 numara arayışı içerisinde. Götze Galatasaray'ın teklifini geri çevirdi. Daha doğrusu Götze'nin istediği para Galatasaray'ın koşullarını, şartlarını aştı olmuyor. Başka oyuncular var, başka isimler var. Bunlardan bir tanesi Bakasetas ama Galatasaray onun bonservisini ödeyemiyor. Mensah da Kayserispor, Beşiktaş ve Galatasaray'ı birbirine kırdırmak istedi. Öyle bir fiyat artışı yaratmak istedi. Galatasaray masadan kalktı. Beşiktaş'tan da Dorukhan ve Lens'i istemişler. Mümkün değil. Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü istemişler. Mümkün değil. Mensah transferi rafa kalktı gibi duruyor. Galatasaray bu saatten sonra daha çok Belhanda ve Feghouli'nin satışına odaklanacak. Bu iki futbolcuyu satabilirse bonservisiyle beraber bir 10 numara transferi yapmaya çalışacak. Plan bu. Mensah olsaydı tamam, olay farklı bir noktaya gelecekti. Çünkü Mensah'ı 8 numara gibi de kullanabiliyordunuz. Ama Mensah olmadığı noktada Galatasaray 10 numara transferini ancak, bir kez daha söyleyeyim, Belhanda veya Feghouli'nin satışıyla yapabilir. Veya ikisinin satışı daha da güzel olur, daha da iyi olur. Şimdilik bu noktada. Alternatiflerde birçok alternatif var. Galatasaray oraya sağ görüşü iyi olan, Belhanda gibi asistini yapan değil de direkt asist yapan bir futbolcu bakıyor. Bunu belirtelim. Ve son pozisyon. Santrafor pozisyonu. Santrafor için Aboubakar ismi yazılıp çizilmeye başlandı. Daha öncesinde Mandzukic, Cavani, Douglas Tanguy, Jefferson, Ankara gücündeki Jefferson, açıkçası pardon Jefferson diyorum, Gerson Rodriguez, birçok isim yazıldı, çizildi. Sean Weisman'ı unutmayalım. Galatasaraylılar onu çok istediler. Şu an Aboubakar da Galatasaray'a önerilmiş durumda. Aboubakar tabii biz onu Beşiktaş'taki haliyle hatırlıyoruz. Çok kuvvetli, çok diri, rakip savunmaları sırtına alan, bitiriciliği yüksek bir futbolcu olarak hatırlıyoruz ama çok sık sakatlanan ve geçen sezon sadece 5 maçta oynayabilmiş, gol atamamış bir futbolcu. Müzmin sakatlığı olan bir futbolcu. Ben açıkçası Aboubakar transferini Galatasaray için mantıklı bulmuyorum. Galatasaray için santrafor transferi de şöyle olur ancak. Bunu bir kez daha söyleyelim. Çünkü soru geliyor. Falcao, Babel, Cagne. Bunlardan bir veya ikisi satılırsa Galatasaray santrafor transferi yapar. Aksi takdirde Galatasaray'ın gündeminde santrafor yok. Aboubakar hiç yok. Aboubakar'ı Galatasaray transfer etmez. Mümkün değil. Bu riske girmez arkadaşlar. Bunu da bu şekilde açıklayalım ve yönetim kısmına geçelim. Ben Galatasaray yönetimini yeterli bulan bir insan değilim. Tasarruflu gittiler. Dönem dönem UEFA ile olan ilişkileri özellikle çok iyi yönettiler. UEFA'dan Galatasaray'a cezalar çıkmasına engel oldular. Biraz daha işte Galatasaray'ın o bir takım savurganlıkları vardı geçmiş yönetimlerden kalma. O savurganlıkların önünü kestiler ama asla nüfuslu, Galatasaray'ın haklarını savunan, transferde vizyon sahibi, ön açıcı bir yönetim profili de çizmediler. Çizemeyecekler de. Bugün bunu en son Fatih Öztürk transferinde gördük. Hangi isimler konuşuldu? Günün sonunda Galatasaray Fatih Öztürk'te kaldı. Mensah da transferi çözemediğini Galatasaray'ın bir kez daha gördük. Geçmişte Gomis satıldıktan sonra yaşananlar, başka futbolcularda yaşananlar, yine Mert Hakan yandaş fiyaskosu. Başkan Ali Koç'un söyledikleri doğruysa, sırf oyuncu Galatasaray'a ulaşamadığı için ve kendisine verilen söz tutulmadığı için bu transfer kaçtıysa o da yönetime eksi bir şekilde yazar. Yani ben başarılı, nüfuzlu, güçlü, tuttuğunu koparma tabiri vardır ya arkadaşlar, tuttuğunu koparacaksın derler ya. Tuttuğunu koparan bir Galatasaray yönetimi olduğunu düşünmüyorum. Başkan Mustafa Cengiz'in ağzının içine bakıyorlar. Biraz da Abdurrahim Albayrak'ın işte etkinliği var. Onun dışında Yusuf Günay, Kaan Kançal, bunlar çok etkisiz ve yetkisiz kalıyorlar arkadaşlar. Artı Galatasaray'ın ari menfaatlerinden ziyade daha çok kendi menfaatlerini de ön plana tutuyorlar. Dönem dönem Galatasaray'a haksızlık yapılan noktalarda bu isimleri başta Başkan Mustafa Cengiz olmak üzere Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kançal, bunların sessiz kalıp ağızlarına fermuar çekip abuk subuk meselelerde de sanki Galatasaray'ın haklarını savunuyormuş gibi ortaya çıktıklarını gördük. O yüzden ben yetersiz gördüğüm için Galatasaray yönetimini,
yaptıkları iyilikleri de, iyi yönleri de söyleyerek ama bunu paylaşıyorum. Her yaptıkları kötü, her yaptıkları yanlış demiyorum. Tasarruflu olmaları dışında çok büyük artıları yok diyorum. Ama tasarruflu olmaları iyi veya UEFA ile ilişkileri iyi. Bunu ayrı bir yere koyun. Ama onun dışında transfer olsun, Galatasaray'ı savunmak olsun, sponsor bulmak konusu olsun, bu konularda çok yetersiz kaldılar. Özellikle futbol dışı branşları çok mağdur ettiler. Şu ana kadar ben Galatasaray yönetimini başarısız buluyorum. Galatasaray transferleri markasının büyüklüğüyle bitirmeye çalışıyor. Yöneticilerin kişisel bir ekstra avantajı yok. Kendi adıma bu düşüncemi de ekliyorum. Sizler hem bu anlattıklarımla ilgili hem de Galatasaray yönetimiyle ilgili düşüncelerinizi bu videonun altında paylaşırsanız sevinirim, mutlu olurum. Yayını like yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Zil sesine de dokunun mutlaka arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İleride kanalımız biraz daha büyüsün, ekonomik gücüm biraz daha kendisine gelsin. Artık hediye vermeye de başlayacağım arkadaşlar. Ama şu an için hediye verebilecek durumum yok. Ama kanal büyüdüğünde her ay bazı hediyeler izleyenlerime, abonelerime dağıtmak istiyorum. Forma olur, ne bileyim şort olur, ayakkabı olur. Bir takım ürünler hediye etmek istiyorum sizlere. İlerleyen dönemlerde bunlar da olacak. Bunun da müjdesini vereyim. Ama desteğinize ve kanalın biraz daha büyümesine ihtiyacım var. Bu desteği sunduğunuz için de hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.